Modern yaşamın getirileri kadar götürüleri de var değil mi? Teknoloji çağındayız. Oturduğumuz yerden dünya ile iletişim ve çalışma halinde olabiliyoruz. Bir yandan da beslenme ve yaşam alışkanlıklarımız bozuldu değil mi? Öte yandan çağımız bir estetik çağ. Kilolarımıza dikkat etmek istiyoruz. Bu anlamda kime obez denir? Obezite hangi hastalıklara davetiye çıkarır? Cerrahi yöntemleri nelerdir? Mide botoksu nedir? Ülkemizde uygulama alanları nasıldır? Hepsini konuşacağız. Operatör Doktor Samet Yardımcı, genel cerrahi uzmanı yanıtlayacak. Hoş geldiniz Sayın Yardımcı. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Şimdi çağımız estetik çağı, açılışımızda da söyledik. Herkes kilo alsa bir kiloluyum diyor. Obezite nedir? Obez kime denir? Yani obezite bir estetik problem olmaktan aslında ziyade ciddi bir sağlık problemi aslında. Hani kaba tabiriyle vücuttaki yağ dokusunun fazla olmasına obezite deniliyor. Ama tabii böyle bir tabir çok göreceli, havada kalıyor. Dolayısıyla hani kime göre az, kime göre fazla, bunu bir standarda oturtmak amaçlı boy ve kilo ile hesaplanan bir vücut kitle indeksi var. Şu an dünyada çok yaygın olarak kullanılan. İşte kilogram cinsinden ağırlığımızı metre olarak boyumuza iki kere böldüğümüzde bir rakam ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bunu da 30'un üstünde olması bu rakamın, yani obezite olarak isimlendiriliyor. 40'ın üzerinde olması ise morbid obezite veya ölümcül obezite olarak Türkçelendirilebilir olarak nitelendiriliyor. Şimdi ülkemizde acaba obezite rakamları kaçtır? Kadında mı, erkekte mi, gençlerde mi, yaşlılarda mı daha çoktur? Bu konuda halk sağlığı kurumunun, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu'nun yaptığı bir araştırma var. Gerçekten çok çarpıcı aslında. Kadınlarda çok daha fazla obezite. %40'lara varan oranlarda kadınlarda obezite mevcut. Artık öyle ki normalize etmiş durumdalar. Mesela bazı hastalara temas ettiğimizde, ya senin fazla kilon var, biraz onu kilo vermemiz lazım dedi. Yo, benim normal kilom diyor. Ama mesela orada o kadar yaygın ki, dediğim gibi %40'lara vardığı için artık normalize edilmiş. Çünkü o da öyle, işte arkadaşları da öyle, komşusu da öyle gibi olduğu için aslında dediğim gibi ideal kilonun üzerinde kadınlarda %40, erkeklerde %20-25 oranları, genel ortalama Türkiye'nin %30'unun obez olduğunu söyleyebiliriz. Bu noktada fazla kilolulardan bahsetmiyorum. Çünkü mesela az önceki konuya dönersem, vücut kitle indeksi, hani 30'un üstüne obez dedim ama 25 ile 30 arasını da normal kabul etmiyoruz. Bunları da fazla kilolu olarak hani kabul ediyoruz. Bir obezite adayı olarak kabul ediyoruz aslında bu grubu da. Bunların oranı da aslında %30. Yani Türkiye'nin normal kiloda olan, Türkiye'yi 3'e bölün, 3'te 1'i normal kiloda, 3'te 1'i fazla kilolu ve 3'te 1'i obez olarak söylesem çok yanılmış olmam yani. Yaşa oran vurursanız ne dersiniz? Tabii ki genç yaşlarda biraz daha az. Çünkü metabolizma hızı, işte hareketli olmak bizi bir miktar koruyor. Ama çocukluk çağında bile obezite bir problem olarak aslında önümüzde duruyor yani şu anda. Çocukluk obezitesi de gittikçe artıyor. Bu sadece Türkiye'de değil ama mesela Türkiye, tüm dünyada böyle aslında artıyor. Ama Türkiye neden bu kadar çarpıcı? Çünkü Avrupa'nın şu anda en obez ülkesiyiz aslında. Avrupa'nın birincisiyiz öyle mi? Evet, Avrupa'da obezite oranları veya işte hem çocukluk çağı hem yetişkinlik çağı obezite oranları en yüksek olan ülke Türkiye. Ama Amerika'ya geçememişiz. Amerika'ya daha yaklaşamadık çok fazla. Amerika da bizden daha obez, evet. Onların beslenme tarzı çok çok daha sıkıntılı. Bizim beslenme, yani eski tip hani Anadolu yemekleri yemeye devam edersek aslında obezite biraz daha uzaklaşabilir. Ama biz de şu anda şehir hayatında özellikle her yere işte arabayla gidiyoruz. Hareketsiz iş hayatımız var. Hani işte sabah uyanıp arabayla işe gidip akşama kadar bilgisayar karşısında çalışıp veya masa başı işte. Akşam gelip ondan sonra televizyon izleyip uyuyan bir insanın yakması gereken kaloriden çok daha az yakacağı aşikar. Spor alışkanlığı da yok. Maalesef şehirlerin içinde de böyle yerleşim itibariyle geniş parklar, yürüme alanları vesaire, bisiklet alanları yapılmaya çalışılsa da yeteri kadar yok.
Dolayısıyla o hareketsiz hayat ve bir de daha fazla hazır yemek, paketlenmiş gıdaları tüketme bir araya gelince tabii ki obezite çok ciddi bir problem olarak karşımıza çıkmaya başladı. Peki obezite başka hangi hastalıklara davetiye çıkarıyor? Evet, çok sevdiğim bir laf var. Obezite sadece obezite değildir diye. Çünkü obezite hakikaten birçok hastalıkla kol kola geziyor. Yani Dünya Sağlık Örgütü obeziteyi tek başına da bir hastalık olarak kabul etti. Ama şunu çok net biliyoruz ki en başta şeker hastalığı obeziteyle kardeş, yani şeker hastalarının yarısı aslında obez. Yine yüksek tansiyon, karaciğer yağlanması, uyku apnesi, işte gut hastalığı, birçok eklem hastalıkları, işte bel fıtığı, diz kireçlenmeleri gibi obeziteyle beraber seyrediyor. Çok çarpıcı bir şey daha var aslında az bilinen. Bazı kanser türleri de obeziteyle ilişkili. Yani biz kalın bağırsak kanseri ve meme kanserinin özellikle obez bireylerde daha sık görüldüğünü biliyoruz. Evet. Hocam diyelim ki bir hasta size geldi. Vücut kitle endeksine göre obez sayılabilecek biri ve bazı sağlık sorunları da baş göstermeye başlamış. Hemen ameliyat ediyor musunuz? Yani burada kriterlerimiz var. Hani aslında kat'i kriterlerimiz var. Burada vücut kitle indeksinin az önce söyledim 35'ten yüksek olması aslında ameliyat için önemli. Ama eğer işte bahsettiğiniz gibi şeker hastalığı varsa, yüksek tansiyon varsa, örneğin hareket kısıtlılığına yol açan bir eklem hastalığı varsa, o zaman 35 sınırımız da yok. Daha aşağı 30'a kadar çekebiliyoruz. Hani diğer sağlık problemlerini çözmek amaçlı bu noktada. Bu kriterlere uymayan ama kilo vermesi gerekli olan bir hasta grubu daha var. İşte bu hastalara ne yapacağımız aslında tartışıyor. Yani ameliyat edecek kadar fazla kilolu veya hasta değil. Ama kilo vermesi lazım. Vermezse veya alırsa ameliyatlık olacak. Yani ameliyat olmasın diye ne yapabiliriz veya işte onu daha sağlıklı hayata çekebilmek adına ne yapabiliriz diye uzun süredir devam eden araştırmalar var. Endoskopik müdahaleler var. Hani obezitenin. Yani çünkü standart diyet ve egzersiz yöntemleriyle kilo veremeyen insanlardan bahsediyoruz. Yani birçok hastam var. Ben kesinlikle diyet yapamıyorum. 2 günden fazla uyum sağlayamıyorum. İşte veya işte diyet yapıp kilo veriyorum. Bırakır bırakmaz hop daha fazla alıyorum diyen birçok bu durumdan muzdarip insan var. Bunu iradesizlik olarak nitelendirmemek lazım. Çünkü bu noktada açlık tokluk hormonunda bir dengesizlik oluyor aslında. Bununla baş etmek kolay olmuyor. Yani obeziteyi hiç yaşamamış birinin kilo vermesiyle obezite sınırını geçmiş bir insanın kilo vermesi aynı şey değil. Biz nasıl yardımcı olabiliriz? Endoskopik yöntemler az önce bahsettiğim. Eskiden beri uygulana gelen bir mide balonu yöntemi var. Ve daha yeni, şu anda daha moda ve herkesin merak ettiği mide botoksu yöntemi var. Teker teker anlatır mısınız hocam? Endoskopi yöntemi nedir, nasıl yapılır? Endoskopi ağızdan girilerek yapılıyor. Bu bir ameliyat değil. Bu bir tanı mı? Bu bir Yöntemi mi? bu tedavi yöntemi ama yani herhangi bir kesi yok. Ameliyathane gerekmiyor. Hastanede yatış gerekmiyor. Ondan sonra genel anestezi gerekmiyor. Hani hafif bir sakinleştirici ilaç ile yapılabilen bir şey. Endoskopi dediğimiz alet işte ucunda kamera olan bir hortum olarak nitelendirebiliriz. Bunu ağızdan mideye ulaşıyoruz ve midenin belli bölgelerine botoks dediğimiz ilacı enjekte ediyoruz. Botoks bilinen bir ilaç aslında. İşte estetik amaçlı bu kırışık giderme için kullanılan Bildiğimiz botoks. bilinen botoks ilacı. Aynı ilacı kullanıyoruz. Hedef dediğimiz şey şu. Midenin çeşitli bölgelerindeki hareketleri yavaşlatarak mide boşalmasını geciktirmek. Yani o midenin kasılmasını engelleyici mi faktör Tam oluyor bu? olarak engellemiyor ama yavaşlatıyor diyebilirim. Yani çünkü mide de dalga, yani kasılma dalgası yukarıdan başlar ve mideyi boşaltır o dalga. İşte o dalgayı 3 noktada
bloke etmekten bahsediyoruz burada. Bu üç noktada bloke ettiğimiz zaman ne elde ediyoruz? Gecikmiş bir mide boşalması. Yani mide normalde 4-5 saat içinde boşalırken bu işlem sonrası 7-8 saatte boşalmasını hedefliyoruz. Yani tokluk hissi uzun sürüyor, doğru mu? Uzamış tokluk hissi. Bunu şöyle anlatabilirim. Saat 5'te mesela akşam yemeği yerseniz 10'da acıkırsınız. Çünkü midenin boşalma süresi o kadar yani belli. İşte bu yöntemde acıkmazsınız. Hani onu da hatta uykuya bağlarsınız. Hani o gece periyodunu yemek yemeden geçirmiş olabilirsiniz veya acıkmadan geçirmiş olabilirsiniz. Bir dönem mide kelepçeleme yöntemi vardı. Bunun yeni gelişmiş versiyonu mu yani teorik hayır, olarak? Hayır, öyle düşünmemek lazım. Çünkü mide kelepçesi bir ameliyattı. Şu anda tamamen terk edildi. Birazdan ameliyat yöntemlerini de hani geçerim. Tamam. Bu dediğim gibi endoskopik bir yöntem. Anladım. Ameliyat için uygun olmayan hastalara yapmak lazım. Çünkü bu yöntemin morbid obezitede yani ameliyat ile tedavi edilecek grupta aslında hiçbir işe yaramadığını da biliyoruz. Ha. Bunu net olarak hani altını çizici de söylemek istiyorum. Hı hı. Hasta seçimi burada çok önemli. Hı hı. Yapılan çalışmalar yani bu yeni bir yöntem olsa da bu konuda yapılan birçok çalışma var. Bu yapılan çalışmalar morbid obezitede yani ameliyat ile tedavi edilecek grupta çalışılmış ve işe yaramamış. Hangi hastada işe yarıyor? Az önce yine anlattım. Ameliyat olacak kadar şişman değil ama fazla kilosu var. Biz daha kilo almasın veya bunu da versin istiyoruz. Obez adayı diyebiliriz. Evet. Bu noktada işe yarayabilir. Yarayabilir diyorum çünkü neticede acıkmanın önüne geçmekten bahsediyoruz bu noktada. Acıkmadan yemek yemeye karşı hiçbir önlemi yok. Evet. Mide hacmi aynı. Az önce verdiğim örneğe gelecek olursam saat 5'te akşam yemeği yediniz. 10'da acıkacaksınız ama ben 8'de meyve yedim, 9'da kuru yemiş yedim, 10'da tatlı yedim. Buna hiçbir önlemi yok mide botoksunun. Tabii duygusal açlık diye bir şey de evet, var değil mi hocam? Evet, yani obezite sadece mideyi yönelerek çözebileceğimiz bir problem değil. Hı hı. Bunun psikolojik komponenti de var. Hani hormonal komponenti de var. Açlık, tokluk hormonları üzerinde. Tabii ki bunun mide kısmı da var. Mide boşalma süresi de var. Bizim yaptığımız hamle hepsine aslında dokunmak olacak. Yani ben şimdi mide botoksunu anlattım ama neticede bu hastamızın bir psikolojik problemi var mı onu da ona da yönelmemiz lazım. Yine bir diyetisyen desteğinde aslında doğru beslenmeyi öğretmemiz lazım. Bir ki ekip işi aslında değil bir mi bu? Bir işe yarayabilsin. Evet yani botoksu oldum ondan sonra istediğim kadar yiyeyim bana hiçbir şey olmaz gibi bir algı oluşturmak da kesinlikle istemiyorum. Asıl olan burada doğru beslenmeye uyum sağlayabilmesine yardımcı olmak. Hani ben diyete uyamıyorum. Niye? Acıktığım için mi uyamıyorum? Tamam biz sizin acıkmanızı azaltalım ama siz de diyete uymaya bana ve kendinize söz verin şeklinde aslında yürümemiz gerekiyor bu noktada. Peki ülkemizde yapılıyor mu mide botoksu? Tabii, başarı tabii. Oranları nasıl? Tabii. Yani bu konuda çok ülkemizde yapılmış bir çalışma yok henüz onu söyleyeyim. Yapılıyor. Neden yapılıyor? Çünkü dışarıda yani yurt dışında yapılmış çalışmaların aslında bir yansıması. Yeni bir yöntem hani dediğim gibi Türkiye'de uygulanması da ancak işte son 6-7 ay diyebilirim yani. Sonuçlar yani standart olarak ben kendi tecrübemi sadece aktarabilirim size. Dediğim gibi çünkü Türkiye'deki geniş bir uygulama alanı yok bu noktada. Sonuçlar yani istediğimizin biraz altında olmayla beraber çok iyi sonuç elde ettiğimiz hastalarımız da var. Yani 6 ay içinde 15 kilo veren hastamız da var. Hani öyle söyleyeyim. Hani kabaca. İşte bu az önce anlattığım şeylere aslında uyum sağlamadığından dolayı işte 2-3 kilo verip geri alan da var. Hani burada bunu mucizevi bir yöntem olarak nitelendirmeye de karşıyım. Kesinlikle bu diyette yardımcı bir yöntem olarak nitelendirilebilir. Kişiye de bağlı, hastaya evet. da bağlı galiba evet. değil mi? Gelelim güncel ameliyat yöntemlerine. Tüp mide ameliyatı, mini gastrit bypass ameliyatı diye araştırmalarım olmuş. Doğru mu? Eklemek istedikleriniz neler? Evet, yani obezite ameliyatlarını iki kısım halinde aslında ele alabiliriz. Birincisi işte tüp midenin de içinde olduğu bir hacim kısıtlama ameliyatı. Nedir? Mideyi küçültüyoruz. Veya daha doğru tabiriyle inceltiyoruz diyebiliriz. Sonrasında iki faydası var bunun. Hani mide küçülmesi olduğu için çok daha az yemekle hasta doygunluk sağlayabiliyor. İkincisi ve aslında çok daha önemlisi açlık hormonu salgılayan hücreleri de almış oluyoruz. Onların yerini biliyoruz midenin üst kısmında. Onları da alıyoruz ki
hastanın iştahı da azalsın. Yani şunun başarılı olmadığını biliyoruz. Hem canın isteyecek yemek yemek, hem de ben öyle söyledim diye yemek yemeden kendini imtina edeceksin. Hı. Hayır. Bu başarılı olmuyor. Ben arkamı döndüğüm anda veya hasta bana arkasını döndüğü anda bu elde edilen başarı bitiyor. Dolayısıyla hedef burada hastanın canı istemeyecek. İştahı azalacak. Hani elde ettiğimiz anatomi tüp mide ameliyatında elde ettiğimiz anatomi hem daha geç acıkan, işte yemek yemeye başladığında da daha çabuk doyan bir form. Dolayısıyla tüp mide ameliyatının başarı oranları çok yüksek. Hani morbid obezitede az önce anlattığımın çok aksine morbid obez hastaları normal kilolara çekebilmekte çok etkili bir ameliyat. Gastrik bypass ameliyatları bypass ameliyatları da yani aslında mide küçülme yine var orada. Ama oraya bir ince bağırsak bağlantısı getiriliyor. Mini gastrik bypass veya biraz daha eski formu işte Roux-en-Y gastrik bypass, iki tane gastrik bypass şu anda standart ameliyatlar arasına girdi. Ne farkı var? Bir miktar emilim bozuluyor. Yani ince bağırsak, kullanılabilen ince bağırsakları kısalttığımız için hani yese de yaramıyor aslında diyebilirim bir noktada. Ama bu da sınırsız yeme özgürlüğü vermiyor tabii ki hastaya. Yani çünkü hayal edilen şey hem zararlı ve çok iyiyim ama kilo kaybedeyim ameliyat olduktan sonra. Hayır, böyle bir şey yok. Biz mümkün olan yemeği kısıtlamak istiyoruz ve tabii ki emilimi bozmak da bu noktada özellikle yandaş hastalıklarla mücadelede bize müthiş avantajlar sağlıyor. Yani daha işte şeker hastalarında, diyabet hastalarında daha taburcu etmeden insülini kestiğimiz, ilaçları kestiğimiz birçok hastamız var. İşte bunun aslında altyapısı da gastrik bypass ameliyatından kaynaklanıyor. Çünkü ince bağırsaklarda kan şekeri kontrolünü sağlayan, kan şekeri kontrolüne yardımcı olan aslında müthiş hormonlar var. Bu hormonları aktive ederek hani bu ince bağırsağa kattığımızda şeker hastalığıyla mücadele anlamında çok büyük avantaj elde ediyoruz. Dolayısıyla genel yaklaşım olarak aslında yandaş hastalıkları fazla olan bireylere bypass yapma eğilimi hayır, obezite var, yandaş hastalıklar çok ön planda değil hastalara da tüp mide yapma eğilimindeyiz. Hani hastasına göre karar vermek gerekiyor. Yani bu noktada cerrahın veya merkezin hani bu ameliyat yöntemlerinin tamamına hakim olması gerekiyor. Ki hastaya uygun ameliyat tipine karar verip onu uygulayabilsin. Biraz da ameliyat süresinden, önceki hazırlıklardan ve sonrasında hastanın dikkat edeceği, değil mi, bir takım şeyler, evet, vardır. Onlardan bahseder misiniz? Tabii. Ameliyat öncesinde çok ayrıntılı bir check-up inceleme yapıyoruz. Hani normalde öyle bir check-up yok. Hani bizim yaptığımız işte bütün vücudun fonksiyonlarını gösteren kan tahlilleri, işte vitamin, mineral seviyeleri. Çünkü özellikle obeziteyle ilginç bir şekilde vitamin eksiklikleri daha sık görülüyor. Bunu şöyle anlatabilirim. Örneğin işte 70 kiloluk bir bedene aldığı D vitamini, B vitamini neyse yeterken, hı hı, işte 140 kiloluk bir bedene yetmez oluyor. Hı. Dolayısıyla o hastalarda vitamin eksiklikleri daha sık görülüyor diyebiliriz. Vitamin mineral seviyelerine bakıyoruz. Yine mide endoskopisiyle tanısal olarak midenin içinde bir bozukluk var mı, ameliyata engel bir durum var mı, onu test ediyoruz. İşte ultrason yapıyoruz karın içi, çünkü sürprizlere kapalı olsun istiyoruz ameliyat süreci. Ameliyat esnasında aa bunu da fark ettik demek istemiyoruz. Mümkün olan en geniş incelemeleri yapıyoruz hastaya. Adeta bir medikal özgeçmişini önümüzde bir dosya haline alıyoruz. Ondan sonra zaten işte size şu ameliyatı uygulayalım, size bu ameliyat daha uygun diyebiliyoruz. Ameliyat yaklaşık işte 1-1,5 saat kadar süren bir ameliyat. Kişiden kişiye de değişebilir tabii. Hani takdir edersiniz ki işte vücut kitle indeksi 40 olan bir insanla 60 olan bir insanın ameliyatı aynı süre sürmeyebilir. Bu açık bir ameliyat mı? Hayır, tamamen laparoskopik bir ameliyat. Açık yöntem ile yapılmıyor. Yıllardır yapılmıyor. Hani tamamen laparoskopik bir ameliyat. Kapalı. Küçük 1 santimlik kesilerden girilerek yapılıyor. Ameliyat sonrası hemen 3-4 saat sonra hastayı ayağa kaldırıp yürütmek istiyoruz zaten.
Ki bu laparoskopik ameliyatın avantajıdır. Açık ameliyatlarda o kadar hızlı davranamıyoruz. Hemen ertesi gün su içmeye başlıyor. İşte sıvı şeyler tüketmeye başlıyor. Hastanede ortalama yatış süremizde 2-3 gün diyebiliriz. 2-3 gün sonra hastayı taburcu ediyoruz. Ve yaklaşık bir hafta içinde normal hayatına dönebilir hale geliyor. Tabii ki normal hayata dönmekten hani kastımız bizim verdiğimiz diyet protokolüne uyarak normal hayatına dönüyor. Ameliyat öncesi hayatından fark olarak diyet protokolüne uyuyor. Ama bunu şöyle algılamayın. Hani niye ameliyattan önce uyamıyor da o zaman ameliyatla uyabilir hale geliyor? Az önce anlattığım hormonal değişiklikler hastaya çok yardımcı oluyor. Yani hastalarımın anlattığı bir şeyler var. Çok hoş. Aynı sofraya oturuyorum diyor. Onlar yiyor, ben yemiyorum. Hiç canım da istemiyor diyor. İşte bu avantajı kullanarak kilo verme sürecinin başlamasını sağlıyoruz. Şimdi WhatsApp'tan da izleyicilerimiz bir hayli ilgilendiler bu konuyla, size soruyorlar. Derler ki bir izleyicimiz, 100 kilodan 60 kiloya kadar düştüm. Kilomu sabitlemek için, daha kilolu olmamak için ne gibi yöntemler var? Ne yapmalıyım? Yani tabii cerrahi veya endoskopik bir yöntem yok. 100 kilodan 60 kiloya ameliyatsız yöntemlerle düştüyse bir hastamız, bir kere öncelikle tebrik ediyoruz. Asıl iş şimdi başlıyor. Yani 60 kiloda 60 kiloya düşebilmek gerçekten büyük bir iş olmayla beraber 60 kiloda kalabilmek daha büyük bir iş. Bu noktada uyguladığı diyeti ve bırakmamasını özellikle şey yapıyoruz, öneriyoruz. Koruyucu diyet yöntemleri var. Yani kalori miktarını biraz arttırarak bu kiloyu korumanı sağlayan. İşte bunu bir diyetisyen ile beraber buna devam edebilir. Ama bu noktada yapılabilecek cerrahi veya endoskopik bir yöntem yok. Mide botoksu belki işe yarayabilir mi hocam? Yani mide botoksu kilo verdirici bir iştir. Hani mesela korumak için çok işe yarayacağını düşünmüyorum. Zaten mide botoksu da, yani şunu söyleyeyim, hani biraz daha sonraki aşamalara bırakılmalı. Çünkü mide botoksu hakkımızla sınırsız değil. Hani anladım. Onu da gerektiği zamana bırakmakta fayda var. Güzel açıkladınız. Şimdi az önce bahsettiniz ya, kelepçeli ameliyat yöntemi kalktı diye. Evet, tamamen neden kalktı? Neden kalktı? Yani şöyle, bu zaten bir önceki jenerasyonun bulduğu diyeyim ya, veya yaygınlaştığı bir yöntem. Midenin etrafında bir İşte kelepçe, silikon bant yerleştiriliyordu ve midenin kullanılabilir hacmi küçülse de, az önce anlattığım hormonal değişikliklerin hiçbiri olmadığı için hastalar şununla yüz yüze kalıyordu. Evet, açım, canım istiyor ama yiyemiyorum. Niye? Orada bir şey var, kısıtlayıcı bir şey var. Aynı zamanda bu yabancı cismin, neticede o bir silikon bant yabancı cisimdir. Bu yabancı cismin vücutta oluşturduğu reaksiyonlar uzun vadede anlaşıldı. Yani bu ameliyatlar yapıldıktan 8-10 yıl sonra bu bantlara bağlı komplikasyonlar yaşanmaya başlandı. Hem etkisi o kadar yüksek değil, hem de yan etkileri veya işte komplikasyonları yüksek olunca, bir de alternatif olarak çıkan yöntemler çok daha başarılı olunca doğal olarak bu yöntem tamamen terk edildi. Türkiye'de neredeyse hiç yapılmıyor. Meslektaşlarımızla bir araya geldiğimiz kongrelerde birbirimizle tecrübelerimizi paylaşıyoruz. Yapan kimse kalmadı Türkiye'de. Ama mesela Amerika'da hala birkaç merkezde yapılmaya devam edildiğini biliyoruz. Ben bu yöntemin uygulanmasına tamamen karşıyım. Hiç, yani dediğim gibi hem etkisi düşük, hem yan etkisi yüksek, hem hastanın hayatının hayat kalitesini arttırmayan bir yöntem olduğu için artık hiç uygulanmıyor. Peki bir kişi tüp mide ameliyatı geçirdikten daha sonra gastrit bypass ameliyatı geçirebilir mi? Evet. teşekkür ederim bunu sorduğunuz için. Burada şöyle bir şey var. Az önce anlattığım konu, yani tüp mide ameliyatını yaptığımızda tüp mide ameliyatının en zayıf noktası var. İncelmiş mideden yüksek kalorili akışkan gıdalar özellikle çok rahatlıkla geçer giderler. Şunu söylemek istiyorum. Yani o tüp mideden işte 2 bardak sıcak çikolata da geçer. Ne bileyim, kaşık kaşık yerse yarım kilo dondurma da yiyebilir. Ve hiçbir tokluk hissi üretmez. Ve hastanın hedefe varmasını engeller. Elimizde uzun dönem araştırma sonuçları var. Yani 8. yılda bakıldığında tüp mide yapılan hastaların yaklaşık %15'inin geri kilo aldığı görülüyor. Hmm. Yani ideal kiloya inmiş ama tekrar kilo almış.
bu seviye ilk başladığı kadar kilolu olmuyor genelde ama yine de can sıkıcı bir seviyede oluyor. Bu noktada revize ameliyatları var Evet, mı diye soracağım. Tam olarak bu noktada yapılacak iş aslında özellikle bu eşlik eden hastalıklarda tekrar başladı ve hastayı rahatsız ediyorsa revizyon ameliyatı yapmak gerekiyor. Revizyon ameliyatında da hani tüp mide bir kere uygulandıysa bir daha inadına tüp mide yapmanın çok anlamlı olmadığını düşünüyorum. O zaman bypass'a çevirmek gerekiyor. Bypass'ın emilimi bozan hani bağırsak kullanılabilen bağırsağı kısaltan özelliğinden hastayı faydalandırmak çok daha akıllıca bir yöntem haline geliyor. Özür diliyorum lafınızı Yok böldüysem. lütfen buyurun. Şunu da çok merak ediyorum çünkü geçmiş yıllarda hayatını kaybeden hastaların olduğunu duyuyorduk medyadan. Şimdi bu yeni gelişen yöntemlerle artık hayat riski ortadan kalktı mı? Ya şimdi şöyle, bunu şöyle düşünmek lazım aslında. Hayati tehlike ortadan kalktı mı? Hayır, kalkmadı. Neticede bu bir ameliyattır. İnsanı daha sağlıklı yapmak adına uyguladığımız bir ameliyattır. Hayati tehlikesi var mıdır? Teorik olarak vardır. Tabii ki bu yöntemler elimizi çok kolaylaştırdı. Yani ben şimdi hani 600'ün üzerinde bu ameliyatta yaptım. Hani hiç hasta kaybetmedim ama neticede bu işin riski var mı? Evet var. Obezitenin ve diyabetin yani tedavi ettiğimiz durumun riski var mı? Ölüm riski kesinlikle çok daha fazla. Bunu düşünmemiz gerekiyor. Resmi rakamlarla hani konuşacak olursam yaklaşık olarak geçtiğimiz yıl içinde 20 bin adet obezite diyabet ameliyatı yapıldı. Haberlerde yer alması şuradan kaynaklanıyor. Hani hayatını kaybeden insanlar haberlerde yer alıyor. Ama obezite ve diyabetten dolayı hayatını kaybeden insanlar haberlerde yer almıyor. O kadar fazlalar ki. Hani teorik olarak yılda 20 bin kişinin obeziteden veya diyabetten dolayı hayatını kaybettiğini biliyoruz. Sadece Türkiye için konuşuyorum. Dünyada 2 milyon kişi. Ama ameliyattan dolayı hayatını kaybeden kişi o kadar fazla değil. Hani hepsini toplasak işte hani bu yıl içinde 10 tane 12 tane haber varsa 20 bin hasta olarak düşündüğümüzde ölüm tehlikesi çok daha düşük. Evet. Şimdi bir de şu yönden bakmanızı isteyeceğim. Geçen yıl bu süre zarfında trafik kazasından kaç kişi öldü? 3500 kişi. Yani aslında bu ölüm riskini şöyle değerlendirebilirsiniz. Ameliyat olup hayatını kaybetme ihtimaliniz trafikte eve giderken hayatınızı kaybetme ihtimalinizden daha düşük. Evet. Sıfır değil, kabul ediyorum. Ama neticede gerçekten çok düşük bir risk ile bu ameliyatları başarıyla yapan hem bizim merkezimizde hem de Türkiye'de birçok yerde böyle merkezler mevcut. Uzman seçimi de önemli hocam, Evet, değil mi? kesinlikle yani iyi bir hastane olması gerekiyor. Yani tam teşekküllü bir hastanede yapılması gerekiyor bu ameliyatların. Tecrübeli bir cerrah tarafından yapılması gerekiyor. Bunun için zaten hani merkezler oluşturma çabası da var. Hem bakanlığın hem bizim mesleki derneklerimizin böyle mükemmeliyet merkezi oluşturma çabaları var. Sertifikalandırılacak artık bu şeyler, merkezler. Ondan sonra o merkezlerde, o tecrübeli cerrahlar tarafından çok daha rahatlıkla bu ameliyatlar yapılabilecek. Şunu da konuşalım mı hocam? Şimdi obezite cerrahisi geçiren bir hastanın hayatında ne gibi olumlu değişiklikler oluyor? Sağlığını geri kazanabiliyor mu? Ne zaman mesela istediği kiloya ulaşabiliyor? Yeniden kilo alma olasılığı yüzde kaç? Şimdi şöyle, obezite ameliyatı genel cerrahinin bünyesinde, hani ben sadece obezite ameliyatı yapmıyorum, başka ameliyatlar da yapıyorum tabii ama genel cerrahinin bünyesinde herhalde hasta memnuniyetinin en yüksek olduğu ameliyattır. Çünkü az önce anlattığım sebeplerle iyileşme süresi bir kere çok kısa. Hani işte 3 günde taburcu oluyor ve işte bir haftada normal hayatına dönüyor. Daha ilk haftada 10-15 kilo kaybeden hastalarımız var. Bir yıl hatta 2 yıl boyunca aslında kilo verme devam eder. Ama hastalar genelde 6 ay içinde çok yüksek oranda fazla kilolarını vermiş oluyorlar. Hı hı. Bu noktada tabii ki çok güzel geri bildirimler var hastalardan aldığım. Mesela bir tane hastamın ameliyat olması sebebi çocuğum küçük, ben onu parka çıkaramıyorum çünkü koşarsa peşinden koşamıyorum. Peşinden koşacak bir halim yok hani diyordu. İşte ameliyattan iki ay sonra koşabilir hale geldi ve
çocuğuyla beraber parka gitti. Ne mutlu. Yani çok güzel geri bildirimler alıyoruz. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Neticede bu ameliyatla beraber 40-50 kilo veren bir insan 6 aylık süre zarfında o kadar hafiflemiş oluyor ki, hani o anda sırtına 40 kiloluk bir çanta verseniz yürüyemez. Evet. Hani o 40 kiloyu çıkarmış, kenara koymuş, bir şekilde hafiflemiş, normal hayata dönmüş. İşte uykuları kaliteli hale gelmiş, daha enerjik bireyler haline dönüşüyorlar. Biz de bu yaptığımızdan bu geri bildirimleri aldığımız için çok mutlu oluyoruz. Şimdi eğer yeni yaşamında dikkat etmezse hasta, sizin önerilerinize eski günlerine dönme olasılığı var değil mi? Yani tabii eski kilolara dönmek dediğim gibi çok olası olmaz ama yine istemediğimiz derecede kilo almalar görülebilir. Yani hani örnek olarak vermem gerekirse, işte diyelim 120 kilo ile ameliyat ettik. 65-70'e kadar düştü. Bizim ideal kilomuz buysa, 65-70 ise mesela, oraya geldi. Şimdi biz bu 65-70'in tadına vardıktan sonra 80-85 de hoşuna gitmez. Hem hastanın hoşuna gitmez, hem doktorun hoşuna gitmez. İşte geri kilo almalar bu seviyede görülüyor. Yani kolay kolay başlangıç kilosuna dönmek çok söz konusu değil. Eğer ameliyatta bir eksiklik yoksa, hani ameliyat usulüne uygun yapıldıysa, kolay kolay eski kilolara dönülemez. Ama mesela dediğim gibi o kilo alma da bizi rahatsız eder. Bunun birkaç sebebi olabilir. Az önce anlattığım gibi ameliyat eksik yapılmış olabilir. Özellikle o midenin açlık hormonu salgılayan hücreleri alınmadıysa hasta geri kilo alacaktır. İki, hasta az önce anlattığım gibi şekerli gıdalarla, rafine şekeri fazlaca içeren şekerli gıdalarla her gün beslenmeyi alışkanlık haline getirmiştir. Bu da olabilir. Ya da cerrah da hasta da masum. Nadir görülen bir komplikasyon ama özellikle tüp mide ameliyatının ortasında bir darlık gelişir. Uzun vadede, yıllar sonra. Ve üst kısmı genişlemeye başlar. Mide genişlemesiyle beraber hasta daha fazla yemek yiyebilir hale gelir. Ama bu çok ilginç bir şeydir. Hani hem yemek yer, bir uçtan da o darlık olduğu için kusar, ama kusarak kilo alır gibi bir durum oluyor. Bunların hepsinin tedavisi var. Ama neticede şunu yine altını çizerek belirtmek istiyorum. Obezite ameliyatları mükemmel bir başlangıç yaptırır. Ama ömür boyu tekrar kilo almama garantisi diye bir kavram yoktur. Kurallara uymak gerekiyor bu noktada. Dedim ya, yani bizim yapacağımız hamlenin ben seni bu kiloya indirdim, artık bundan sonra benim sorumluluğum değil olmaması gerekiyor. Zaten ameliyat ettiğimiz hastalarla da adeta bir arkadaş, bir akraba gibi oluyoruz. Yıllar sonra bile birbirimize görüşüp nedir son durum, var mı bir sıkıntı gibi nabzını tutmak istiyoruz özellikle. Takip önemli diyorsunuz. Kesinlikle takip önemli. Evet. Şimdi bir izleyicimiz de şu soruyu sormuş hocam. Tüp mide hastalarının en çok korktuğu durum, tüp mide ameliyatı olmak isteyen hastaların en çok korktuğu durum kaçaktır. Nasıl önlenir diyor. Evet. Nedir izleyicimizin bahsettiği kaçak? Evet. Şimdi işte o kesip birleştirdiğimiz noktalardan bir sızıntı olması, midenin içindeki sıvının dışarı çıkması anlamına geleceği için ciddi bir komplikasyondur, kaçak komplikasyon. Bu meydana gelecek olursa karın içi infeksiyonlar, tekrarlayan ameliyatlar, yoğun bakım yatışları, İşte hayat tehlikesi bile mevcut olan durum budur. Kaçaktır zaten. Bunun olmaması için bir kere hani bunun sıfırlamak pek mümkün değil de oranı düşürmek lazım. Hani oranı nasıl düşürebiliriz? Bir, az önce anlattığım gibi hastanın ameliyat öncesi hazırlığını çok iyi yapmak gerekiyor. Yani örneğin işte demir eksikliği, B12 eksikliği vesaire olan bir hastayı o şekilde ameliyat etmeyelim de gelin önce bu eksikleri düzeltip öyle ameliyat edelim dememiz gerekiyor. İki, ameliyat tekniğine çok önem vermek gerekiyor. Özellikle kullanılan malzemelerin en iyi kalitede olarak seçilmesi ve hasta başına kullanıldıktan sonra atılması aslında. Kullanılan malzemeler burada çok önemli. Üç, kaçak olmasın diye alınacak çeşitli önlemler yine cerrahi tekniğiyle alakalı. Hani bizim kullandığımız zımba aletleri var. Biraz teknik ayrıntıya giriyorum ama hani onu merak etmiş hastalar. Kullandığımız zımba aletlerini dediğim gibi
hem en kalitelisinden seçmek hem usulüne uygun kullanmak ve yine benim hani bireysel olarak aldığım önlem sadece zımba hattına güvenmiyorum, üzerine dikiş atıyorum. Ameliyat esnasında bir kaçak testi yapıyoruz, yani ameliyat esnasında bile bir renkli sıvı vererek mideyi şişirip herhangi bir yerinde bir sızıntı var mı kontrol ediyoruz. Tüm bunları ne için yapıyoruz aslında? İşte bu riski minimalize etmek, bu riski çok azaltabilmek için yapıyoruz. Elde ettiğimiz sonuçlardan da çok memnunuz. Uzun süredir hastalarımızda kaçak görmüyoruz ama neticede bu risk sıfırmış gibi anlatmak doğru bir tıbbi yaklaşım olmaz. Bu risk mevcut. Peki Sayın Yardımcı, çok çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz değerli bilgiler için. Ben teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için bana. Genel cerrahi uzmanı Operatör Doktor Samet Yardımcı yanıtladı sorularımızı ve sizin sorularınızı. Hiçbir yere ayrılmayın. Kadın Hayattır devam edecek.